Başkan Erdoğan bugün Karadeniz'de, önce Ordu'daydı, şimdi Giresun'da seslenecek halka. Oradan görüntüleri canlı olarak getireceğiz ekranlarınıza. Ordu'da önemli mesajlar vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle emeklilerin bayram ikramiyesini 3.000 liraya yükselteceğiz demişti. Yine muhalefet partilerini eleştirmişti konuşmasında. Ve şimdi de Giresun'da yerel seçim çalışmalarında Karadeniz bölgesine ağırlık veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün ilk adresi Ordu'ydu. Şimdi de Giresun'da sesleniyor halka. Sevgili gençler, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Göz ve gönül aydınlığımız sadece esen rüzgarların değil, uçan kuşların bile güzelliğine hayran kaldığı Giresun. Sevinci sevincimiz, acısı acımız, bayramı bayramımız, ümidi ümidimiz olan Giresun, seni bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Rabbimin müstesna bir mücevher gibi Karadeniz'in gerdanına kondurduğu güzeller güzeli Giresun. Milli iradenin ve milli dayanışmanın şehri yiğit Giresun, seni bugün bir kez daha yürekten selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Giresun'a, her bir Giresunlu kardeşime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Maşallah bugün Giresun her zaman gibi yine çok güzel. Bakınız, şair Giresun'u nasıl anlatıyor? Rüzgarlar saçında kalır Giresun. Kalenin burcunda kalır Giresun. Bakma yollarından gelir geçeriz. Gönlümüz içinde kalır Giresun. Kınayanlar varsın bizi kınasın. Giresun'un sen haklıdan yanasın. Bir kez olsun Giresun'u görmeyen bu dünyada vatan gördüm demesin. Gelip de şu sevdaya şahit olmayan dünyada şehir gördüm demesin. Her birinize aşkınız ve muhabbetiniz için teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında Giresun'a olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. Giresun şimdiye kadar girdiğimiz seçimlerde hamdolsun bizi hiç yalnız bırakmadı. Her zaman Türkiye ortalamasının çok üzerinde oy oranlarıyla Giresunlu kardeşlerimiz bize sahip çıktı. 14-28 Mayıs seçimlerinde de Giresun yine kendisine yakışanı yaptı. İlk turda %61 oy oranıyla, ikinci turda %65'e yaklaşan bir oranla bize destek veren Giresun'a şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu davaya, bu kardeşinize, Cumhur İttifakı'na sahip çıktığınız için Mevla sizlerden razı olsun. Siz bizimle yol yürüdüğünüz müddetçe Allah'ın izniyle biz de Giresun'a aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Biliyorsunuz önümüzde çok kritik bir seçim daha var. Bundan 45 gün sonra hep birlikte tekrar sandıklara gideceğiz. Bu sefer il, ilçe ve beldelerimizi yönetecek kadroları belirleyeceğiz. Giresun'dan yine rekor bir oy alacağımızdan şüphe duymuyorum. Giresun'un 31 Mart'ta da sandıkları patlatacağına yürekten inanıyorum. Elbette bunun için her zamankinden daha çok çalışacağız, daha fazla ter dökeceğiz, daha çok koşturacağız. Ana kademe, buna hazır mısınız? Kadın kolları, buna hazır mısınız? Gençler, buna hazır mısınız? Giresun'da kapı kapı, hane hane, sokak sokak dolaşmaya hazır mısınız? Pazarda, çarşıda, caddede her zaman biz olacağız. Yaptıklarımızı tek tek anlatarak yapacaklarımız için milletimizden destek isteyeceğiz. Şimdi şöyle kavlimizi bir yenileyelim istiyorum. Hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye 100 yılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye 100 yılı şehirleri için kararlı mıyız? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşıyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna sahip çıkıyor muyuz? Giresun'da yine gerçek belediyecilik diyor muyuz? Görüyorum ki Giresun şimdiden kararını vermiş. Rabbim yol arkadaşlığımızı, uhuvvetimizi, muhabbetimizi daim eylesin. Sevgili Giresunlu hemşehrilerim, çok değerli kardeşlerim, ülkemizin içinde yer aldığı coğrafya gerçekten sancılı, gerçekten bölge sancılı günlerden geçiyor. Karadeniz'in hemen öte yakasında iki komşumuz arasındaki savaş ikinci yılını doldurmak üzere. Rusya-Ukrayna savaşında şimdiye kadar on binlerce insan öldü. On binlercesi yaralandı. Yüz binlerce insan göç etmek zorunda kaldı. Küresel ekonomi, enerji ve gıda fiyatlarındaki aşırı artış sebebiyle çok ciddi sıkıntılarla karşılaştı. Sizler de o günleri çok iyi hatırlıyorsunuz. Doğalgaz fiyatlarının zirveye ulaştığı dönemlerde öyle günler gördük ki kimi Avrupa ülkelerinde lambalar söküldü. Kombiler kapatıldı. Devlet daireleri çalışanlarına battaniye dağıttı. Ama benim ülkemde doğalgaz, eyvallah, aynı şekilde devam etti. Şu anda Karadeniz doğalgazı devam ediyor mu? Ediyor. Hani olmayacaktı? Ama bak bizde oluyor. Gabar, petrol Gabar'dan çıkıyor mu? Çıkıyor. Gıda krizinden dolayı dünyanın birçok ülkesinde ciddi sıkıntılar, açlıklar, yokluklar yaşandı. Muhalefet tarafından sürekli bize örnek gösterilen ülkelerin esasında kağıttan birer kaplan olduğu böylece anlaşılmış oldu. Türkiye tüm zor süreçleri en başarılı yöneten ülkelerden biri. Salgın döneminde üretimden, istihdamdan taviz vermedik. Destek ve hibe programlarımızda toplumumuzun yanında yer aldık. Güçlü ve modern sağlık altyapımız sayesinde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Ukrayna, Rusya krizinde ise başkaları gibi ateşe benzin dökmek yerine tüm imkanlarımızla yangını söndürmeye çalıştık. Hatırlarsanız o dönem CHP ve ortakları bizi savaşa sürüklemek için çok uğraştı, çok çaba harcadı. Eksen kayması diye bir şey uydurarak Türkiye'yi birilerinin yanında savaşa dahil etmek için pek çok yol denediler. Savaş çığırtkanlığını en son 14-28 Mayıs seçimlerinde asılsız iddialarla Rusya'yı suçlamaya varacak kadar ileri taşıdılar. Ama biz bunlara kulak asmadık. Muhalefetin savaş tellallığına asla prim vermedik. CHP ve ortakları gibi meselelere Batılıların gözünden değil, milletimizin zaviyesinden baktık. Siz ne diyorsanız o dedik. Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa, milletimiz için en iyisi, en doğrusu neyse onu yapmanın gayretinde olduk. Kardeşlerim, zaman bizi haklı, muhalefeti yine haksız çıkardı. Bugün elimizi vicdanımıza koyup şöyle bir muhasebe yaptığımızda ne kadar basiretli davrandığımızı çok daha iyi anlıyoruz. Tüm kışkırtmalara, tüm kirli senaryolara rağmen Karadeniz'in huzuru bozulmadı. Bölgemizdeki yangının kıvılcımı ülkemize sıçramadı. Giresun'la birlikte Karadeniz'deki tüm illerimizi tedirgin edecek, ekonomik ve güvenlik açısından zora sokacak hiçbir hadise yaşanmadı. Ne muhalefetin gazına geldik, ne de batılı güçlerin tuzağına düştük. Usta bir satranç oyuncusu gibi yapacağımızı aynen yaptık. Çok iyi planladık ve kararlılıkla hayata geçirdik. Böylece Türkiye'yi çok tehlikeli bir süreçten tek bir vatandaşımızın kılına dahi zarar gelmeden çıkarmayı başardık. Bugün de attığımız her adımı Türkiye eksenli atıyor, milletimizin ve devletimizin menfaatlerini düşünüyoruz. Karadeniz'den Orta Doğu'ya bölgemiz bir yangın yerine dönmüşken yeni düşmanlıklar, yeni gerilimler olmasın diye çaba harcıyoruz. Çok açık ve net ifade etmek isterim. Bizim dış politikada tek bir amacımız vardır. O da dostlarımızın sayısını mümkün olduğunca çoğaltmaktır. Türkiye yüzyılının aynı zamanda barışın da yüzyılı olmasını istiyorsak, dost ve kardeş ülkelerle işbirliğimizi geliştirmekten başka yolumuz yok. Emperyalist güçlerin bölgemize yönelik oyunlarını bozmak istiyorsak, kardeş ülkelerle birbirimize kenetlenmek mecburiyetindeyiz. Görüş ayrılıklarına takılıp kalmak yerine işbirliği alanlarına odaklanmak zorundayız. Şu hakikatin hepimiz farkındayız. Vahdet olmadan rahmet olmaz. Bilhassa Gazze'deki akan kanı durdurmak, İsrail'in katliamlarının önüne geçmek istiyorsak kardeşlerimizle saflarımızı sıklaştırmak gerekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretimiz bu açıdan çok başarılı geçti. Devlet başkanlarıyla ticaret ve yatırımların yanı sıra Filistin meselesini de detaylıca görüştük. Her iki ülkeyle de işbirliğimizi güçlendirmeye karar verdik. Biliyorsunuz 7 Ekim'den beri Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım malzemesi gönderiyoruz. Gazze'ye yaptığımız yatırımların ulaştırılmasında Mısır makamlarıyla hep koordinasyon içinde hareket ettik. Mısır'ın desteğiyle 34.000 tondan fazla insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Önümüz Ramazan. İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları giderek artıyor. Gazze halkın direniş ve mücadele azmini bombalarla kıramayan İsrail, açlıkla Gazze'lileri teslim olmaya zorluyor. Amacımız bir an önce ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ve ihtiyaç miktarınca ulaştırılmasıdır. Ramazan'da Gazze'ye daha fazla el uzatmamız, daha fazla yardım etmemiz bizim kardeşlik görevimizdir. Unutmayın, men sabera zafer. Kim sabrederse zafere o ulaşır. İnşallah bu yardımların sevkinde de Mısır'la işbirliği içinde olacağız. Ayrıca Gazze halkının kendi topraklarından sürgün edilmesine karşı da Mısır'la beraber hareket edeceğiz. Kardeşlerim, tabii bizim bu hassasiyetlerimizi CHP ve şürekası anlamıyor. Üzülerek söylemek isterim ki onların gündeminde ne Gazze'deki vahşet ne de Filistin'deki işgal ve yıkım var. CHP yönetimi ne Balkanlarda, ne Kafkasya'yla, ne Afrika'yla, ne de gönül coğrafyamızın diğer yerlerindeki krizlerin hiçbiriyle ilgilenmiyor. Bunların nelerle meşgul olduklarını sizler de görüyorsunuz. CHP'nin acemi genel başkanı, sabık genel başkanı ve sütre gerisinden bu partiyi yönetenlerin tamamının öncelikli gündemi kupon belediyeleri, kimin adamının yöneteceği meselesidir. Kardeşlerim, bunun dışında inanın dünya batsa, kıyamet kopsa, 3. Cihan Harbi çıksa bunların zerre kadar umurlarında olmaz. Siyasi ikballeri haricinde hiçbir şeyi görmüyorlar, duymuyorlar. Varsın bu krizlerle ilgilenmesinler. Varsın CHP ve şürekası anlamasın. Milletimiz bizim doğru yolda olduğumuzu çok iyi biliyor ve görüyor. Bundan dolayı biz dış politikada adımlarımızı atarken daha önlerini dahi görmekten aciz muhalefete değil, size bakıyoruz. Milletimize bakıyoruz. Milletimiz ne derse onu yapıyor. Devletimizi neyi gerektiriyorsa devletimizle onu yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da milletin çizdiği istikamette yürüyeceğiz. Bize uzatılan barış elini havada kesinlikle bırakmayacağız. Türkiye'nin dostluğunu arayan hiç kimseye sırtımızı dönmeyeceğiz. Fitnecilerin aramıza nifak tohumları ekmesine müsaade etmeyeceğiz. Türk ve İslam dünyası olarak birlik, beraberlik, dayanışma içinde hak ve adalet mücadelemizi sürdüreceğiz. Rabbim ülkemizin her alanda yar ve yardımcısı olsun diyorum. Aziz kardeşlerim, CHP'li yöneticilerin verdiği belediyeler meydan muharebesi öncelikle CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızı ilgilendirir. Tek bildikleri iş kavga, ayak oyunu, kumpas ve dalavere olanlarla bizim boşu harcayacak tek bir saniyemiz dahi bulunmuyor. Biz gençler iş yapmanın, eser üretmenin, hizmet etmenin gayretindeyiz. Bunun en yakın şahidi Giresunlu kardeşlerimizin bizatihi kendileridir. Giresun'a son 21 yılda güncel rakamlarla ne ödedik biliyor musunuz? 110 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 2010 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize üniversitemizi kurduk. Gençlik ve sporda yaklaşık 8.000 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 2 stadyum dahil toplam 58 spor tesisi kazandırdık. Sosyal yardımlarda şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 4 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. Sağlıkta toplamda 1375 yataklı 17 hastane dahil 53 sağlık tesisi yaptık. Toplam 3 sağlık tesisimizin yapımı, 6 sağlık tesisimizin ise plan, proje, ihale ve arsa tedarik süreci devam ediyor. Çevre ve şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 3788 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 751 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde şehrimize riskli yapı olarak belirlediğimiz 1584 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Giresun'da 3 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bulancak millet bahçemizi tamamladık. Stat yerindeki millet bahçemizin yapımına devam ediyoruz. Şebinkarahisar millet bahçemizin de projelendirme çalışmaları sürüyor. Ulaştırmada 28 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 128 kilometreye ulaştırdık. Karadeniz sahil yolunu yaptık. Hem yoldan, hem zamandan, hem de yakıttan tasarruf sağlamış olduk. Toplam 5900 metre uzunluğundaki çift tüp Eğribel tünelini tamamladık. Proje bünyesindeki yaklaşık 2 kilometrelik bağlantı yolunu da bu yıl hizmete açıyoruz. Çaldağ, İnişdibi, Yağlıdere, Alucra, Güce, Çanakçı yolları ve Çat Köprüsü ile Çamoluk, Gölova yolundaki Kelkit Köprüsü'nü bu sene tamamlıyoruz. Gençler, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk denize dolgu yapılarak inşa edilen Ordu Giresun Havalimanı'nı şehrimize kazandırdık mı? Havalimanımızın yolcu trafiği geçtiğimiz yıl neredeyse 1 milyona ulaştı. Tarım ve ormanda Giresun'a 7 baraj, 7 sulama tesisi, 90 taşkın koruma tesisi, 3 gölet ve 95 hidroelektrik santrali inşa ettik. Son 21 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle Giresun'da 91 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Taşkın koruma tesisleriyle 166 yerleşim yerini ve 18.000 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. Giresunlu çiftçilerimize toplamda 3,2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide 3 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknokent kurduk. Şebinkarahisar'a kuracağımız organize sanayi bölgesiyle istihdam ve üretimi artıracağız. Giresunlu işyerlerimize toplam 1,6 milyar lira tutarında prim teşviki sağladık. Enerjide merkez dahil 14 ilçemizi doğal gazla buluşturduk. Bu yıl içinde Eynes ile 2025 yılında Çanakçı'ya doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Şimdi isterseniz yerel yönetimlerde şehrimize kazandırdığımız hizmetlere şöyle kısaca bir video kanalıyla bakalım. Evet, Giresun. İşte gördünüz, eser ortada. Eserleri kazandıran burada. Evet, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan verdiği her sözü yerine getirdi bu zamana kadar. Zaten burada hanım kardeşlerimiz de biraz evvel bağırıyordu, babalar sözünü tutar diye. Evet, o hep sözünü tuttu. Evet, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yalnızca Giresun'a değil, ülkemizin dört bir yanına kazandırdığı projelerle milletimizin gönlünde taht kurdu. Evet, ne diyoruz? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. İşte icraatlar ortada. Ama Giresun da ortada. Giresunlular Cumhurbaşkanımızı bu hizmetleriyle sevdi, bağrına bastı, gönlünü açtı. Yaklaşık 9 ay önce geldiğimiz heyecan neyse, aynı heyecan bugün meydanlarda devam ediyor. Çünkü Giresun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor. Evet, buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Kardeşlerim, özetinle özeti olan tüm bu yatırımlar ve eserler bizim amacımızı, hüsnü niyetimizi ve gayretimizi ortaya koymaktadır. İnşallah 31 Mart'tan sonra çok daha fazlasını yapacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır kardeşim, diğer 80 vilayetimiz gibi Giresun'la da yakından ilgileniyor. Sen de Kacır mısın? Belediye Başkanımız Aytekin Şenlikoğlu kardeşimiz Giresun için gece gündüz demeden çalışıyor, koşturuyor. Biz de şehrimizin her meselesini, her projesini bizzat takip ediyoruz. 31 Mart'ta bu tablonun güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Sizlerden belediye başkan adaylarımıza sahip çıkmanızı istiyorum. Giresun'dan yine rekor bekliyorum. Şimdi son bir kez daha soruyorum. Hazır mısınız? Giresun 31 Mart'ta gerçek belediyecilikle yola devam diyor muyuz? Giresun 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na destek veriyor muyuz? Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şimdi şöyle belediye başkanlarımı sizlere bir takdim edeyim. Hazır mıyız? Giresun belediye başkan adayımız Aytekin Şenlikoğlu. Alucra Belediye Başkan adayımız Faruk Demirağ. Bulancak Belediye Başkan adayımız Emrullah Guguk. Çamoluk Belediye Başkan adayımız Ergün Bakıran. Çanakçı Belediye Başkan adayımız. Efendim şimdi kısa bir ara vereceğiz. Bizden ayrılmayın.